Hocam bir insan evliliğe hazır olduğunu nasıl anlayabilir? Sizce ideal yaş var mıdır? Bir şeye hazır olmak demek o şey ne kadar istediğinizle, arzuladığınızla alakalıdır. Mesela öğretmen olmak, doktor olmak. Öylesine olmazsınız. Hayallerini kurarsınız, beklenti içine girersiniz ve arzulamaya başlarsınız. İşte bunu arzuladığınızda ben böyle bir şey talibim anlamı çıkar. Sonra öğretmen olmak istiyorum, ben evlenmek istiyorum. Arzuladık, güzel. İkinci adım şu. Peki ben bir evlilik ilişkisini kaldırabilecek durumda mıyım? Onu soruyoruz kendimize. Evet, onu kaldırabilirim. Sonra benim evlilikte beklentim ne? Niye evleniyorum ben? Yani birisini gördüm, aşık oldum, kaptırmamak için, kaçırmamak için mi? Yoksa benim aslında hayatımda ben mutluyum, altını çiziyorum bunu. Ben mutsuzluğum, mutlu olmak için evleniyorum değil. Ben mutluyum, daha mutlu olmak için ve kendi fıtratımın, yaratılışımın gereği olarak kendimi tamamlamak için ve birini de tamamlamak için. Çünkü evlilik iki karşı cinsin birbirini tamamlamasıdır. İkisi bir araya geldiğinde tamamlar, eksikliklerini gidermeye başlarlar ve daha mutlu bir birey, daha mutlu bir aile ortaya çıkmaya başlar. İşte siz eğer bu atmosferin içindeyseniz demek ki evet ben şimdi artık evlenebilirim modundasınız. Yaş konusu ihtilaflı bir konu, onu söyleyeyim. Yani yaşla ilgili ya 18'inde de evlenebilir diyenden tutun, 30'unda da evlenebilir diyenler olabilir. O yüzden ben onların düşüncelerine saygı duyuyorum. Ama ben kendi mesleğimde tecrübelerimle bu asırdaki gençlerin psikoloji, kültürel, zihin yaşını dikkate alarak, ekonomik durumunu da dikkate alarak ille bir yaş söylemek gerekirse 3 aşağı 5 yukarı 22-23 yaş bayanlar için, 25 yaş, 24-25-26 yani 22-23-24 bayanlar, 24-25-26 civarında da erkeklerin yaşı olabilir diye düşünüyorum.